Dedenin Azmi 84 yaşında ortaokuldan mezun oldu. Ailesine destek için eğitimini bırakan 25 torun sahibi Dede Öztürk 84 yaşında mezuniyet belgesi aldı. Evet. Vallahi ne denir ki, helal olsun yani. Örnek olsun. Kemal Sunal aklıma geldi. Evet. O da değil mi? İleri yaşlarına falan, evet. İletişim Fakültesi tabii, evet, bitirdi İstanbul'da. Vakit bulamadım diyordu adam. Yani ben diyor çalıştım, ben çalıştım. Bazı insanlar öyle hakikaten vakit bulamıyor. Bazıları da çok geniş vakit buluyor. İş sahasında da böyledir. Yani hı hı, bakıyorsunuz bazıları yani oturuyor demek uygun değil tabii ama gizli işsizlik hep olur. Yani her yerde olur, kurumlarda da olur. Çok rahatlar, çay, kahve, Nescafe gidiyor. Birileri de koşturuyor sürekli. Yani adam yetiştiremiyor. Ama işte burada bir şey çıkıyor ortaya. Ne yapacaksınız efendim? Burada verimli olan, performansa bakacaksın. Ona göre o insanı ödüllendireceksin. Maaşında ya da bir şekilde taltif edeceksiniz. İltifata şeydir, tabidir biliyorsunuz, marifet. Şimdi amcam 84 yaşında ama okuma aşkı var. Evet. Adamda bitmemiş ki, sürekli okuyor. Ne güzel. Ben öyle insanlar görüyorum, elinde kitabı düşürmüyor. Yani okumuş da ya da okumamış da. Mesela bir şeyde, Beyaz Saray'da kitapçılar şeyi vardı öğrencilik yıllarımızda, orada ya bir tane adam geldi. Devlet dairesinde de memur, ortaokul mezunu. Bir sürü böyle dosyalarla geldi, romanlar var, dedi ki bizde roman olmaz. Yani öyle bir formatımız yok, farklı şeyler basıyoruz. Neyse biraz da gönül koydu, adını söylemeyeyim ama ondan sonra 12-13 tane romanı farklı yerlerde basıldı ve satıldı. Yani adam ortaokul mezunu. Öyle romanlar yazdı ki yani ben de çok merak ettim. Hatta basılmadan önce ya editörlüğünü işte bana da getir. Ben bir arkadaşıma söyledim, okuyordum. Yani adamda öyle bir hikayecilik var ki bildiğiniz gibi değil. Edebiyat bilmez. Yani öyle biliriz. Diploması yok ama adam ortaokul mezunu. Devlet dairesinden de memur. Adam romancı oldu ve çok ciddi de paralar kazandı. Onu da söyleyelim efendim. Evet.